Merhabalar, Amerika'da Söyleşilere hoş geldiniz. Bugün misafir etmekten çok mutlu olduğum bir konuğum var, Solmaz Hanım. Kabul etmeniz beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Yani üstü zannettiniz, davet ettiniz. Gelme sebebim Rabbim de biliyor inşallah. Bir taraftan biraz güzelliklerden bahsetmek, bir taraftan da yani Selanik'te bıraktığım kardeşlerimden bahsetmek. Yani onlar adına kabul ettim diyelim inşallah. Yoksa gerçekten de yani çok kendimi bu noktada liyakatı görmüyorum. Estağfurullah. Ya ben de şöyle söyleyeyim. Gönül isterdi ki öncelikle Selanik'tekilerin hepsini ayaklarına güller böyle koyalım. Hoş geldiniz dileklerimizi öyle gönülden söyleyebilirim, duyurabilirim sesimizi uzakta bile olsak. O sebeple kabul etmeniz sen tüm kardeşlerimizi kucaklamak adına benim için büyük mutluluk. Nasıl o zaman cevap veremeyeceğinizi düşündüğünüz, sizi çok duygulandırdığım anlar öyle bir durum olursa yine dediğiniz gibi rahat hissedin kendinizi. En başa yani geriye dönelim. Nasıl bir ortamdı siz ayrılırken? Nasıl bir ortamdı? Yani biz ayrılırken, biz işte o çakma darbeden sonra 2 yıl kaldık Türkiye'de. 1 yıl eşimle beraber kaldık. Yani eşim iş bulmaya çalıştı, sigortasız. Çalıştı ama olmadı. Ailelerinde kendine göre korkudan dolayı çok yardım edemediler. Öyle ifade edeyim. Edep dairesinde. Bir, o çıkmak zorunda kaldı. Çünkü dedi benim elim ayağım tutuyor. Çalışıp size bakabilirim. Ben istiyorum dedi. Yani çok götürmek istemedi bizi yanında. Hani işte Meriç veya yakalanma, sınırda yakalanma var. Boğulma ihtimali var. Yani en çok yakalanmaktan korktu. Boğulmaktan ziyade. Çocuklar bir travma yaşar. İçinde bulunduğumuz bu güzel camiaya karşı, hocamıza karşı bir öfke, bir kin olur diye. Düzelir inşallah. Siz normal yollarla gelirsiniz ya da ben gelirim dedi. Ama bir yılda biz Türkiye'de eşim Olumsuz. dedik. Ama düzelmedi. Sonra benim tutulma kararım oldu, ortaya çıktı. Sonra dedim eşime sen niye gittin? İşte arkadaşların hakkına girmeyelim. Yani ben de girmek istemiyorum hiç kimsenin hakkına. Ben çocuğumdan ayrılacağım diye başkasını çocuğundan ayırmak istemiyorum dedim. Üçümüz çıktık elhamdülillah. Yani sağ salim geçtik. Yani çünkü o esnadaki şu an daha da zor. Bizim zamanımızda da zordu tabii ki ama şu an çok çok daha zor. Yani ben çok zorluk yaşadık dersem şu anki zorluklara karşı bir saygısızlık olur. Tabii yani korkarak her gün yani polis arabasının ışığı geçmesinde, her kapı çalmasında, çocuklarla her gün bir senaryoyu konuşmakla. Şimdi yaşları küçüktü tabii ki o zaman. Biri işte 15, yok pardon 14, biri de 12 yaşındaydı. Yani her gün bu senaryo işte ben gelmezsem taksiye binin, eve gelin, hepinizi arayın. Yani her gün bunu konuşarak okula gönderiyorduk. Yani bizim yaşam alanımız daralmıştı. Ama dediğim gibi şu an çok çok daha zor. Rabbim hep yardımcıları olsun bütün kardeşlerimizin. Amin. Yani çocuklarla hatta yani üçümüz oturup istişare ettik. Gidersek ne olur, kalırsak ne olur. Yani markete Ne dediler? gideriz, parka beraber gideriz. Çocuklar evet anne beraber markete gideceksek, beraber parka gideceksek geçelim Meriç'i dediler. Yani çünkü biz beraber hiç parka gitmiyorduk, beraber markete gitmiyorduk. Mesela kızım kendine bir kıyafet alacaksa gidiyorduk, fotoğraf çekip gönderiyordu. Olmuş mu anne, alayım mı anne? Yani temel ihtiyaçlarında bile yanımda değildim yani. Öyle çocuklarla oturduk. İşte kalırsak böyle olacak, gidersek böyle olacak. Hatta hiç kimsenin yanında kalmak istemediler. Yani halalarımın yanında kalmayayım, teyzemin yanında kalmayayım. Hatta kızım bana şey dedi, anne varsa hizmetten ablalar onların yanına bırak beni. Hiç kimsenin yanına bırakma. Yani öyle de bir hüsnü zannı var. Rabbim de kimsin. Öyle. Amin. Güzel, lezzetli bir yol geçirdik. Meriç'ten geçerken ki hissiyatımız yani oradaki şehitler. Başka bir şey yoktu yani. Orada hala mübarek bedenleri bulunmayan ama işte güzel alemlerde olan abilerimiz, ablalarımız, mahvolacaklarımız. Bizim elhamdülillah öyle sıkıntılı bir yolculuğumuz olmadı. Diğer kardeşlerimize göre çok naif bir yolculuğumuz oldu. Bugün o toprağına adım atınca da hissettiğim, Rabbim dedim, sahibinin yaşadığını mı yaşadım? İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Evet. İnşallah öyledir. O yolculuktan çıkarken yolculukta yeni geldiğinizde tanıştığınız arkadaşlardan bahseder misiniz? Yani size en derman olan şeyler nelerdi? Yani şöyle
tabii ki Ankara'dan İstanbul'a gitmem gerekiyor. İstanbul'dan Edirne'ye gitmem gerekiyor. Bir ay önce tanıdığım, yani ablam, ismini çok zikretmeyeyim, ben hala Türkiye'de. Tabii. O bana yardımcı oldu. Yani o getirdi beni İstanbul'a. Bir akrabasına misafir etti. Sonra Edirne'ye getirdi. Yani tabii ki şeyi geçtikten sonra, bir ay önce tanışmıştım. Derdimi anlattım. O da yardımcı olacağını söyledi. Tabii ki referansın içinde bulunduğumuz bir camiaydı. Elhamdülillah. Meriç'i geçtikten sonra da eşimin Ankara'dan aynı işte öğretmen olan bir abimizin, bir ablamızın evinde misafir olduk. Yani çünkü de şoktaydık böyle. Hani aslında ben şöyle tabir etmiştim. Ne hissediyorsunuz dedikleri zaman balık gibi, kuşlar gibi özgürüz. Yani çünkü sudan çıkmış balık gibi şaşkındık. Ama kuşlar gibi de özgürdük. Böyle hissettim. Çünkü hani dil tamamen sıfırlıyorsun. Hani İngilizce bile en azından aşinalık var. Çocukların İngilizceleri elhamdülillah hani orta seviyede ifade edeyim. Benim çok azdır. Ama Yunanca çok farklı. Bütün tabeleler çok farklı. Ama dedim yani balık gibiyiz ama kuşlar gibi de özgürüz. Yani ilk markete gittik çok ağlaya ağlaya gittik. Ağlaya ağlaya geldik. Yani nasıldı? Anlatır mısın? Nasıldı mesela ilk market tecrübenizi? Birlikte gitmek istiyordunuz ya çocuklarla. Nasıl şey yaşadınız? Hazırladık. Oranın Lidl var meşhur. Lidl marketleri var. Arkadaşlar Allah razı olsun yiyebileceğimiz peynirlerin, bisküvilerin, sütün, tereyağın hepsinin fotoğraflarını gönderiyorlar masada. Biz de alışverişe çıktık. Yani işte bir, evler genel eşyalı. Bizim de eski sahibinin pazar arabası vardı. Listenin onlara Mercedes diyoruz biz. Herkesin var. Öyle. Mercedes'imizi aldık. Listemizi yaptık. Yani yürüye yürüye, parklarda otura otura. Hani böyle bir markete gitme telaşıyla değildi. Sanki böyle mini bir geziye gider gibi. Gittik ve geldik. Sonra eve geldik. Aldıklarımızı yerleştirdik. Sonra çocuk diyor ki anne arkadaşımla buluşabilir miyim? Anne arkadaşım bize gelebilir mi? Bunları konuştukça yani çok tatlı. Hayat normalleşti. Evet. Kızım ayda bir kere çok değer verdiğim bir ablamın kızıyla görüşüyordu ancak Türkiye'de. Allah razı olsun. Muazzez'den 4 yaş büyüktü. Onu işte AVM'de gezdiriyordu, sinemaya götürüyordu, yiyecek ısmarlıyordu. Muazzez'in ayda bir aktivitesi oydu. Bu, yani Selanik'e gelince her okul çıkışını bir arkadaşıyla buluşuyor. Veya bize getiriyor. Veya yatıya gidiyor. Yani evi müsait olanlara. Yani o yüzden de bizim adımıza ben hep şöyle ifade ediyorum orayı. Yani tabiri caizse teşbih hata olmasın. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Sevil Sultanlığı'nda istirahat ediyor. Selanik de bizim Sevil Sultanlığımızdı. Yani benzesin, yani niyetimiz inşallah hicrettir. Yani sadece benzesin niyetini ifade ediyorum. Yoksa aynı olması mümkün değil. Sadece evet. İlk noktasında veya işte bizim muhafaza etmesini alması, sarması, sarmalaması adına bir sultanlık gibiydi Selanik bizim için. Evet. Çok kıymetli söylediğiniz şeyler. Çıkmadan önce hani tüm acıyı ya da heyecanı, acıyı, üzüntüyü, derdi siz çocuklarınızla birlikte paylaşarak geçirmişsiniz. Hani istişare edip çıkmışsınız. Hani bütün zorluğu beraber göstermişsiniz. Bu kesinlikle çok büyük güç vermiş olmalı. Biz de buradan bir sürü şey öğreniyoruz. Ve en sevindiğim hani orada hemen hayat normalleşmiş. Hemen çocuklar hani arkadaşlarıyla buluşmuşlar elhamdülillah. Demek ki güzel bir kucak açma ortamı oldu. Orada arkadaşlar o noktada iyi sahip çıktı diye düşünüyorum. Anlatır mısınız? Kesinlikle. Yani hemen işte ev bulma noktasında olsun, telefon numaralarımızı alma noktasında olsun, resmi yerlerde işlerimizi çözme, işte Aselyum orada, sonra işte SSK numarasıydı, AFM'in numarasıydı. Bunlar işte ev tutmak için, sağlık sıkıntılarımızı halletmek için gerekli numaralar. Yani evraklar gerekiyor, konumu nerede? Yani her noktada yardımcı oluyorlar. Orası gerçekten de hani büyüğümüzün ifade ettiği çok değerli bir cümle var. Biz yeryüzü mescidi büyük bir aileyiz. Gerçekten de büyük bir aile olduğumuzu, hani ailenin aile olmadığı yerde çok kıymetli bir aileyiz. Biraz karışık oldu ama gerçek ailelerinden ziyade nasıl diyeyim, çok kıymetli bir ailenin içindeyiz biz. Yani bu duygular biraz anlatılmıyor galiba. Hani gerçekten yaşanınca hani ortaya çıkıyor galiba. Sizi o anlamda anladığımı düşünüyorum. Yani bir sürü ablamız oldu, bir sürü abimiz oldu. Gerçekten kardeş gibi sever olduk birbirimizi. Ve daha kolay birbirimize sevdiğimizi söyler olduk.
Çok o anlamda mutluyum. Böyle bir güzel tecrübe yaşamanıza da mutlu oldum. Ancak her söyleşi de biraz şeytanın avukatı olmaya çalışıyorum. Şu yönden yaklaşalım. Bazı insanlar diyebilir, bazıları imtihan geçirmiş olabilir. O sebeple siz kırılmamışsınız, güzel şeyler görmüşsünüz. Ne olsa kırılırdınız. O psikolojiyi yaşamış bir insan olarak. Hani bir yerlerden bir şeyleri arkada bırakmış, çocuklarıyla gelmiş bir insan olarak. Ne olsaydı, siz kırılmadınız ama ne olsaydı kırılırdınız. Ne kırar böyle arkadaşları? Öyle Neye dikkat edelim? ifade edeyim. Yani hiç mi incinmedim, hiç mi kırılmadım, hiç mi üzülmedim dersem kocaman bir yalan olur. Yani ama insanların kasıtlı yapmadığını, imkanları ölçüsünde gayret ettiklerini ve yıllardır hani Risale'lerde okuduğumuz insan zulmeder, kader adalet eder hakikatini. Ben belki onunla terbiye olmam gerektiği. Herkesin bir çile kavanozu var. Herkes o çile kavanozunu dolduruyor. Kimisi bunu Türkiye'de, kimse bunu Yunanistan'da, kimse de bunu yani kimse Türkiye'de hiç sıkıntı yaşamıyor. Yunanistan'da hiç sıkıntı yaşamıyor. Sonra hicret ettiği bir mahallede imtihan alıyor. Yani o her çünkü ben inanıyorum ki bu güzide camia yani sadece bizim için de değil. Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşayan herkes cennete girecek. Ama herkesin de o nasıl diyeyim o cennete ehil olması için, o liyakatı kazanması için o çileyi doldurması gerekiyor. Bazı imtihanlardan geçmesi gerekiyor. Hani, Efendimizin bir hadisi var ya, Allah diyor kuluna bir makam tayin eder. Namazlarla, oruçlarla, hayırlarla o makamı kazanamaz. Ama imtihanlarla o makamı kazanır. O yüzden de yani kasıt gözetmezsek eğer, bunu bana kasıtlı, yani biz de o zaman kimse incitmedik mi? Ben de incittim. Ben de incindim. Bana da küsmediler, ben de küsmeyeyim. Yani hala benim arkadaşlarım, hani benden önce çıkanlar hemen irtibata geçtiler. Yani ben arkadaşlarımla görüştüm. Belki ben onları yıllar önce üzmüş, incitmiş olabilirim ama ya şu an sormazın bize ihtiyacı var deyip seslerini sıkıntıları duyurdular. O da bizi incitti demediler. Yani ben arkadaşlarımdan gördüğüm güzelliği yaşamaya çalışıyorum. Yani hiç kimse hep ben inciniyorum derse yalan. Hep ben incitiyorum derse de yalan. Hayat biraz sol, %50 %50. İnciniyorsun, incitiyorsun. İncinenler bana gücenmedi, ben kimseye gücenmiyorum. Ne ifade ediyor duygularımı. Çok güzel. Çok güzel ifade ettiniz. Ama soruyu bir daha şöyle tekrarlamak isterim. Ne olunca inciniyor arkadaşlar peki? En çok insan neye inciniyor? Mesela maddi yardım olmadığında mı inciniyor yoksa bir selam gönderilmediğinde mi? Selam, bir kapı çalma, bir telefon. Yani yakınsan kapı çalma, uzaksan bir telefon. Yani insanlar en çok buna inciniyor. Yani vefasızlığa inciniyor. Ama şu da var tabii ki yani ben hep şuna inanıyorum. Hani rehberlik diye bahsettiğimiz insanların böyle işte kalbine, yüreğine dokunma. Evet. Dokunma diyelim daha düzgün olur. İnsanların yüreğine dokunma denilen şey parayla olan bir şey değil. Yani iki yumurta, bir bardak suyla kek çırparsın, kapısına çalarsın. Yani ücreti çok cüzidir onun. Yani o yüzden herkes bir hani bir söz vardır edebiyatta çok da severim. Hani fesleğen bile başı okşanmayınca koku vermiyor. Ah, Herkesin çok güzel. yani o yüzden de ben elimden geldiğince hep gördüğüm şeyleri pazarladım. Ben çok iyi bir taklitçiyim. Güzel ablalardan güzel şeyler gördüm. Hep onları taklit ediyorum. İnşallah hani Allah onlardan da ayırmasın. Onlardan çok güzel şeyler öğrendim. Ben onları pazarlıyorum. Allah ebeden razı olsun. Onlar bize bunu öğrettiler ama. Çok değerli söylediğiniz şey. Ben de çoğu zaman bu sürecin başından beri bunu hissediyorum ve böyle bazen kanatlarımın kırıldığını hissettiğimde hani diyorum ki Gülşah, hani senin kesende çok var. Hani çok güzel örnekleri sen çok gördün. Ufak ufak şeyler, belki de büyük şeyler olsa da kırılma. Hani keseden yemeye devam et. Ama bu da tehlikeli bir şey keseden yemekte. Hani üretmeye devam etmemiz lazım. Tanışmaya devam etmemiz lazım. Biriksin diye. Peki şunu soracağım bir de, şu an aklıma geldi. Biz de şimdi okumakla ilgili bir ortamdayız. Okuyoruz, bunları öğreniyoruz. Şöyle dendi. Hoca efendi hiçbir zaman ders vermeyi ve ders almayı yani okumaları, mütalaaları bırakmadı. Hiçbir hayatının döneminde. O noktada bu bizim için de çok önemli bir ders almamız gereken. Sizin için nasıl oldu? Türkiye'de nasıldı o kadar zorluğun arasında? Hiç durduğunuz an oldu mu? Yani ne tavsiye edersiniz? Hamdolsun olmadı. Yani elhamdülillah. O olaydan sonra hemen Allah razı olsun. Yani şu an bizim için en önemli şey her zaman öyledir. Şu an iki kere önemli olan şey arkadaşlarımız. Her şeyi kaybederiz, arkadaşlarımızı kaybetmeyelim.
O yüzden de ziyaretlere yoğunlaşıp hani görüşmek istemeyenlere adres bıraktık. Biz hep buradayız. Görüşmek isteyenler de görüştü. Tabii ki ilk başlarda biraz daha hani olayın sıcaklığıyla biraz daha cahil cesaretle rahat görüşüyorduk. Sonra tabii ki operasyonlar bayanlara, çocuklara, hastalara, amirlere, emziklere işte hepsine yani bütün masum, mağdur, mazlum kardeşlerimize yönelince dikkat etmeye başladık. İşte 15 güne bir, ayda bir görüşmeye ama büyüğümüzü her hafta dinledik, ezberledik, dinleyemeyen arkadaşlarımızla anlatmaya çalıştık. Hatta size şunu anlatayım, şu an aklıma geldi. Çünkü bayağı hani görüşmemiz gereken arkadaşlarımız vardı, öyle ifade edeyim ben. İşte çakma tiyatrodan sonra, darbeden sonra, özür dilerim, çakma darbeden sonra bir ay sonra gitmiştim. İlk sordu ablanın şuydu, hocamız nasıl? Yani çünkü işte eşinden korkuyor, ne bir televizyon, ne bir internet, hiçbir şey yok. Ama gönlü her şeyini yani hem yapamayacağımızı biliyor, yapmayacağımızı, daha doğrusu yapmayacağımızı, karıncayı incitmez insanların kan akıtmayacağını çok iyi biliyor. Çünkü yıllardır beraber oturmuşuz. İlk sorduğu soru buydu. Hocamız nasıl? Sağlığı nasıl? Yani o yüzden de gerçekten de bu muhabbet şahsi bir muhabbet değil. Ben hep şunu söylüyorum. Biz gerçekten de Allah'ı, Resulünü ve Kur'an'ımızı dünyadaki her şeyden daha çok seviyoruz. Yani bunun önüne hiçbir sevgi geçemez. Ama ben üstadımı çok seviyorum, Hoca Efendi'yi çok seviyorum, bana Peygamberimi sevdirdiği için. Ben İslam'ı çok seviyorum, bana Kur'an'ımı öğrettiği için. Ben diğer hakikatlerimi çok seviyorum, bana Rabbimi öğrettiği için. O yüzden hiçbir sevgi bu üç kutsal sevginin önüne geçemez. Severim, sevdirdiklerinden dolayı. Ablamız da o şeyi yakaladığı için direkt hocamızı sormasındaki şey. Çünkü gerçekten de şu süreçte en büyük nimet Hoca Efendi'ydi. Kim ne derse desin. Ben insan değilim, 41 yaşındayım. Şu süreçte bizim başımızdaki en büyük nimet hocamızdı. Biz de terörist olurduk. Bu kadar dokunuldu, biz de taş atardık. Sokağa çıkardık. Yani ben hatırlıyorum, Etlik'te oturuyorum. Yıllardır tanıdığım arkadaşımı almışlar. Benden belki 10 dakika uzaklıkta. Arabayla 3 dakika. Yürüyerek o en fazla 15 dakikadır. Ama ben elimde oturup sadece dua ediyorum. Böyle giderdim o karakola. En kötü ihtimal 3-5 parça bir şey atardım. Beni bundan alıkoyan tek şey beni terbiye eden insanın yani ne diyeyim size ufku. Evet. Yani o yüzden de hani gerçekten de şu süreçte çok büyük bir nimet. Hani şu an anlamıyorlar ama diğer insanların hepsi yıllar geçtikten sonra diyecekler ki eğer Türkiye'de iç savaş yoksa gerçekten de bu insanların peygamberi ahlakı örnek almasıyla. %100 ahlaklandık mı? Hayır. Ama gayret ediyoruz. O ahlakla ahlaklanmaya gayret ediyoruz. Yani çok ağır bir söz. Yani küfredene sen gül atıyorsun. Sövene sessiz kalıyorsun. Yani çok ağır bir şey. Çok haklısın. Yapmamışsın. Gerçekten insan fıtratını zorlayan şeyler. Ama niye susuyoruz? Gerçekten de o aradaki uçurum büyümesin diye. O köprüler tamamen kopmasın diye. Yani yarın bir gün yine yüz yüze bakacağız. Hani Harun Topuk abim o şeyi çok hoşuma gidiyor benim. Yani işte kahveler pişti gel, köpükleri taştı gel, iyi gün dostu, kötü günler geçti gel. Diyeceğiz bunu biz. Diyeceğiz. Evet. Burada biz de bazen bunu konuşuyoruz. Belki yaraları sarmaya. Hani bunu biz gideceğiz yine. Bunu cemaat ne derler... enaniyet için demiyorum hani biz sarabiliriz yaraları falan diye değil. Ama gerçekten seviyoruz. Biz insanı seviyoruz. Yani herkes inşallah öyleyizdir diyeyim. Yani seven ablalarımız, abilerimiz var. Yapacak, yapılır inşallah. Yani ne öyle de olursa olsun hayrın peşinde koşulacağına inanıyoruz. Dediğiniz çok çok ya, sizinle sohbet etmeye çok çok hoşuma gitti Solmaz ablacığım. Diyorum ki yani ben de öyle hani yaşanılabilirliğini gösterdiği için Hoca Efendi çok değerli geliyor bana da. Yani böyle yaşanabiliyormuş yani şu yüzyılda yine böyle yapılabiliyormuş. Hakeza şu an Hoca Efendi 80 küsürlerinde. Hani bakıyoruz daha gençlere, ablalara, abilerimize yaşanabiliyormuş. Bir insan bir yerde profesör olup hem de namazını aksatmadan hayatına devam edebiliyormuş. Ya bu örnekler çok değerli gençlerimiz için de çok kıymetli şeyler. Derslerde diyorsunuz bitmedi. Çok o da çok kıymetli bir söz oldu bizim için. Allah razı olsun. Dedi Selan daha da güzel oldu. Yani çocuklarımızın programları oldu. Bizlerin programları oldu. Düzenli buluştuk yani haftalık görüştük. Belki haftanın 5 günü beraber olduğum çok güzel arkadaşlarım vardı. Çok kıymetli. Hani sizin de konuştuğumuzda söylediniz ya kalbim Ege'de kaldı. Gerçekten evet. Kalbim Selanik'te kaldı. Yani ama buraya gelince dualarımı daha da arttırdım. Yani evet.
Ben hala çocuklarımla eşimi yan yana görünce hala inanamıyorum. Yani acaba diyorum hani rüya mı görüyorum? Hani çok ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz yani ne kadar kıymetli bir şey ya. Birlikte olmak, evet, değerini bilmek. Biz bir de hani bir de, yani eğitimci bir aile olunca hani dünyayı bırakabileceğimiz hani bir hoş bir sadağımız. İki tane evladımız var. Vatanımıza, milletimize faydalı olsun. Hatta sen de dünyaya faydalı olsun. Biraz da alalım. Yani inşallah böyle insan sevgisi olan, özür dilerim hayvan sevgisi olan, işte nebatat, bitki sevgisi olan insanlar bırakalım. Yani gerçekten o edep dairesinde yaşayan ama vicdanı da hür olan, ondan sonra ne bileyim yani böyle işte iyi bir Müslüman, ona da iyi bir insan olan, iyi bir insan olan, iyi bir Müslüman olan. Yani iyi bir insan olmasını öne koyalım. Yani böyle evlatlar bırakalım dediğimiz için tabii ki çocuklarımız da bu boşlukta etkilendiler. Yani babanın boşluğunu dolduramadık. Yani ama elhamdülillah Senani'ye çıkınca rahatladık. Çok şükür. Rabbim tüm ayrıları kavuştursun. Önce özgürlük nasip etsin, sonra birleşmeleri nasip etsin inşallah. Evet. Şimdi başka bir soru sormak istiyorum. Geçenlerde Twitter'da okurken bu arkadaşlarımızın, KYK'lı arkadaşların yazdığı bazı tweetler gerçekten kalbimize, dikkatimize dokunuyor. Şöyle demiş, rüyalarımda bile hala ders anlattığımı görüyorum demiş bir arkadaşımız. Siz de biraz önce dediniz, hani siz sormadan ben sormak ya da söylemek istememiştim, eğitimciydim dediniz. O anlamda da anlatır mısınız? Arkada bıraktıklarımız sadece dostlarımız değil, kariyer demek istemiyorum ama bir anlamda hem kariyer hem de en sevdiğimiz işler. O noktada duygularınızı öğrenebilir miyiz? Yani şöyle, hani hiç öğretmenlik yapmadım. Malum yurtlardaki arkadaşlarla ilgilendik. Yurtlarda olan arkadaşlarla. Bir de onların gerçekten de anneleri olan ablalarımızla hep beraberdik. Yani 20 yıla yakın takriben. Yani 2001'den beri hep onlarla beraberdik. Onların elinde büyüdük. Yani insanı zaten hani o sırtına çantayı alıp terk ederken hani bıraktığın senin işte 4 duvar 3 oda değil yani. Yani yaşanmışlıklar var ya veya işte insanları emin bir yere bırakırsın yine rahat çıkarsın ama senden sonra insanları bir bilinmeze bırakıp çıkmak çok zor. Yani sen orada olsan onlara bir faydan dokunacak mı? Hayır. Ama gönül isterdi ki hani böyle sırtımızda ne bileyim herkesi koyabileceğimiz yerler olsa da hep beraber hareket edebilsek. Yani böyle tabiri caizse ne bileyim çok ifade edemiyorum yani. Çünkü kimse çok canım ciğerim dediğini medrese Yusufiye'de bırakıyorsun. Birçok arkadaşımı hasta çocuğuyla bırakıyorsun. Birçok arkadaşımın eşi hapiste öyle bırakıyorsun. Yani mesela bir kızım vardı benim pankeyi çok severdi. Her pankek yapmamda ağlıyorum ben. Hala ağlıyorum. Benim yine oğlum var yine öyle ifade edeyim. O böyle yalancı paçanga deriz. Sucuklu yaptığım. Onu çok sever. Ben yaptığım zaman ağlıyorum. Yani diyorum, düğüm düğüm oluyor. Yani o yüzden de bırak hani bir arkadaş şey demişti ya işte şu model süpürge mi demişti bulaşık makinesi mi ne bıraktım demişti. Bana çok değişik gelmişti. Dedim ki abla canlarımızı bıraktık yani onu boş ver. Ya tabii ki hani kınamıyorum onu da. Yani o esnada konuşuyorduk laf lafa açmıştı yani işte kimse evinden kimse şundan bundan bahsederken Selanik'te de böyle muhabbetlerimiz oluyordu haliyle. Yani canlarımızı bıraktık ama zannetmesinler biz kimseden vazgeçmedik. Yani ben şöyle dua ediyorum. Yani bir bardak çayını içeyim. Şu an farklı düşünen de olabilir. İftiracı da olabilir, itirafçı da olabilir. Yani Rabbim onlara bizlere de nasuh tövbesi nasip etmeden emanetini almasın. Çünkü çok kıymetli. Çok kıymetli. Yani onlar evlerini açtılar, gönüllerini açtılar, çaylarını ikram ettiler. O zaman yaptıkları o güzide hizmetlerini, hürmetine Rabbim hepsini sırat-ı müstakime tekrar nasip etsin. Yani ben hiçbirinden vazgeçmiyorum. Ben duyuyorum bazı sıkıntıları, olduklarını ama hala onları ismen dua ediyorum. Çünkü o zaman çok güzel şeyler yaptılar. Niye vazgeçelim? Yani şu bir, çok büyük bir imtihan bu. Bitecek Allah'ın izniyle. Ama Rabbim onlardan vazgeçmesin. İnşallah. İnşallah razı olsun Allah. Bir de şunu söylemek isterim. Sizin de o noktada duygularınızı öğrenmek isterim. Ben hani siz 13 yıldır buradayım. Çoğu ablamı, üniversitede tanıştığım insanları, arkadaşlarımızı bir daha görmem gibi düşünüyordum yani. Hani bu olay olmasa da görme ihtimalim çok zordu. Ama öyle bir durum oldu ki hani biraz da benim avantajım da var. Hani bu videolar vasıtasıyla insanlar beni bulmaya başladı. O kadar mutluyum ki yani sanki bir cennet nimeti.
Allah'ım diyorum, ben bir daha bu ablamı cennette görürüm. Allah nasip ederse gidersem cennette görürüm diye düşünüyordum. Hani görüştüm yani. O kadar büyük bir lezzet anlatamam. Ya inşallah böyle o noktada yaşadığınız şeyler olur mu? Mesela gördüğünüz, görüştüğünüz, belki hep tanıyor gibi hissettiğiniz insanlar. Çok. Yani gerçekten çok fazla oldu. Zaten şöyle, ben Selanik'e geçtikten sonra hani arkadaşlara haber gönderdim. Hani yeter ki onlara bir şey olmasın, biz artık geçtik diye. Ha, tamam. Hani Selanik'e geçecek olanlar olursa beni muhakkak bulsun. Hani evimde misafir edeyim. Hani az buçuk yol yöntem göstereyim. Çünkü şöyle, bugün Selanik'e geçtiysen yarın belki ifade etmişimdir, ensarsın yani. Dün muhacirdin, bugün ensarsın. Yani en azından bir yol öğrendin yani. O yüzden de elhamdülillah çok kardeşlerim geldi. Çok kardeşlerimi misafir ettim elhamdülillah. Kimini Hollanda'ya, kimini Almanya'ya misafir oldular, gittiler. Yani çok güzellikler yaşadık. Ama buraya gelince de hani bahsettiğiniz ablayla işte beraberdik. Üniversitede tanıdığım arkadaşımı burada buldum. Yine iki tane arkadaş aynı sitede çıktı Ankara'dan. Yani hatta arkadaştan bir tanesi kapıya böyle burayla alakalı kullanabileceğim şeyleri küçük paket yapmış. Yani hani sahabe gibi kapının önüne bırakıp tıklatıp gitmesi. Yani gerçekten de bu tür davranışlar hani belki hocamızın yıllardır o kasetlerde sahabeyi anlatması. Yani bilemiyorum ya yani sahabeyi yapan şey Efendimiz'i görmek ama biz de onları inşallah örnek alıyoruz. Bu kardeşlerimiz onlar da Kardeş oluyoruz. yani gerçekten Evet. hoş şeyler. Çok yaşadım. Yani böyle bir sürü arkadaşımı Selanik'e geçtikten sonra buldum. Onlar beni buldular. Ya, yıllardır görüşemediklerimle görüştüm. Öyle elhamdülillah. İşte bu noktada Elhamdülillah. tek şey Türkiye'de bıraktıklarımız. Sanki böyle Rabbim hani hepimizi izliyor, biliyor, yazıyor bunları hepsi. Onun zaten biz yani bizi yaşıyoruz diyeyim. Hani yeni bir settingle, yeni bir planla. Hadi bakalım şimdi de böyle hizmet ediyoruz dendi. Ama hemen soruya yönlendireceğim bunu. Zor. Yani bir şeylerin yeniden dili öğrenmek. Yani benim sizi anlamam çok zor. Her programda diyorum bu sadece bir anlama çabası. Çünkü ben bunları çok gençken yaşadım. Hani üniversiteyi bitirir bitirmez ben yurt dışına çıktım. Ve o zaman dil öğrenmek bir şekilde nasip oldu. Hani zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Birikmiş eğitim birikimini geride bırakıp yepyeni şeylere başlamak zor. O noktada sizi kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Arkadaşlarımızı nasıl motive edersiniz? Lazım. Tamam. Aslında biz hani yıllardır Türkiye'de bir Türk bir dünyaya bedel diye söylenirdi ya. Selanik'e Evet. dedim ki valla bir Türk bırak dünyaya bedel. 10 Yunan'a bile bedel değilmiş. Yunanca sıfır. Yani hiçbir şey Evet. bilmiyorsun, etmiyorsun. Dil noktasında gerçekten de geri bir nasıl diyeyim? Milletiz diyeyim. Yani İngilizce bileni biz çok şey zannediyoruz. Yani o ne güzel diyoruz. Ama bakıyoruz orada yani Arap mesela bir öğretmen kendisi Arap olmasına rağmen Fransızca, İngilizce, Yunanca, Arapça, Kürtçe 5 dili bilip dil kurs veriyor. Yani işte Fransa sömürgesinden böyle Fransızların bir kursunda yani bir tane hanım 5 dilde kurs veriyor. Vay Kürtçe, be. Arapça, İngilizce, Yunanca ve kendi lisanında. Yani bakıldığı zaman müthiş bir şey. Biz sadece hani Türkçe, İngilizce, o İngilizce bile biliyorsun deyip yani bu dil noktasını aşmamız gerekiyor. Yani çocuklarımız elhamdülillah nasipliler bu noktada. Yani bizim de tabii ki şöyle nasıl diyeyim? Halkla iç içe olursak halledeceğimize inanıyorum ben. Ama biz hemen İnşallah. Türkiye'leri oluşturma noktasında da çok maharetli bir camiayız. Hemen Türkiye'mizi kuruyoruz her yerde. Yani Kesinlikle evet. yani oradalar küçük Türkiye'leri haftada bir kere muhakkak uğranmalı. Ama geri kalan şeylerde de diğer kardeşlerimizle hep yüksek temasında bulunmalı. Çok değerli bir şey söylediniz. Kesinlikle öyle. Bu Amerika'da da böyle, öyle söyleyeyim size. Tanıştığım 3 gündür Amerika'da olan genç bir hanıma, ablamıza diyeyim, öyle söyledim ben de. Aman dedim, sen eğer orada yaşıyorsan Houston'da, o da sakın dedim bildiğin İngilizceyi unutma. Hani dediğiniz gibi küçük Türkiyeciklerimizde dünya vatandaşları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben yine ebeveynliğe geçireceğim olayı. Hani oradan da biraz dem vuralım beraber. Altın nesil dünya vatandaşı, gençler, çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Hakeza biz de bir tanesi olmaya çalışıyoruz. Kendimizden de give up etmemeliyiz, yani vazgeçmemeliyiz. Ama bunu küçük Türkiyeciklerimize yapmamız çok zor. Yani bu şu demek değil, sakın yanlış anlaşılmasın ekrandan. Siz de beni düzeltin sonra zaman. Hani şunu öğretmeyelim, bir şey diyen kültürümüzden vazgeçelim diye. Yani gerçekten hakkıyla asimile olmadan entegre olalım. Çünkü eğer biz hakkıyla entegre olamazsak,
Çocuklarımız entegre olmanın tek yolu asimile olmak zanneder ve kendilerini kaptırırlar. O sebeple biz evlatlarımıza entegre olmanın yollarını, kapalıyken de, Müslümanken de buradan kabul görebilme ihtimallerimizi, bunları göstermek zorundayız. Biraz anlatır mısınız yaşadığınız tecrübelerinizden, den vurur musunuz? Yani şöyle, burada çok yeniyim, bir ay oldu takribe. Ama Selanik'e müşahhası örnekler verebilirim. Yani arkadaşlar apartmanlarıyla hemen diyalog içindeler. Yani zaten bizim kültürümüze uzak bir kültür değil. Çok yakınması itibariyle sınır olarak. Yani mesela bir aşureyi çok güzel değerlendiriyorlar. Ne güzel. Christmas'a da biz yabancı değiliz. Onu da biz çok güzel değerlendiriyoruz. Yani komşu ilişkileri çok güzel orada. Yani orada o kadar güzel, mesela bizim bir arkadaşımız var. İşte Elsa, Maria, işte Dimitri, Yanis. Yani beraber oluyorlar. O nasıl gitar çalıyor. Biraz Yunanca, biraz Türkçe şarkılar. Yani böyle çok güzel diyaloglar var. Herkes kendi pişirdiği yemekten ikram ediyor. Özellikle içeriğinden bahsediyor. Yani çocuklarımızla, çocuklar gerçekten Yunanca'yı ana dili gibi. Bir yıl içinde çözüyorlar. Böyle maşallah şakır şakır aksanlarına, böyle telaffuzlarına, yani tabiri caizse hani diksiyonuna uygun bir şekilde telaffuz ediyorlar. Yani çok ilk güzel. Öğretmenleri çok alakadar, çocuklarla alakalı. Yani o yüzden orada arkadaşlar gerçekten haftada bir buluşuyorlar. Geri kalan çok programların hepsi komşularla. Yani Yerlilerle. Evet, yerlilerle. Zaten orada da çok asimile olmuş. Tabiri caizse, yani inşallah yanlış anlaşılmaz, Türk var. Yani korkudan dolayı çok kimmiş. Gizli gizli Türkçe konuşan aileler var. O yüzden de yani orada gerçekten de bunun hakkı veriliyor yani. Tabii ki ticaret alanlar, komşularıyla diyalogda, ondan sonra mesela çok arkadaş, çok velileriyle diyalogda. Yani öyle sınıf anneleri olarak sürekli toplanıyorlar. Çok Ortak İngilizce, bazen Türkçe, bazen de Yunanca. Üç dilden konuşuluyor böyle. Ona bir kelime öğretiyor, ona bir kelime öğretiyor. Ve gerçekten de çok saygılı ve çok kaliteli dostlukların temeli atılıyor. Hani büyüğümüzün ifade ettiği bir şey var ya, yani kiram gerçekten de bu saçılmayı, bu dağılmayı Rıza Hilal için yapsaydı, yani cennetin kapısını araladıydı. Ama zulüm için yaptığı için Allah akıbetini bilir. Bir şey diyemem yine. Öyle. Evet. Evet. O zaman ben kendi adıma şöyle bitireyim, sonra sizden de birkaç son cümle alayım. Bize de Allah bana, siz de biraz önce ifade ettiniz, hem muhacir, hani sizden 10 sene önce çıkmak itibariyle hem muhacir hem de şimdi karşılama yani nedeniyle inşallah da güzel karşılamışızdır. Muhacir ensar olma keyfiyeti nasip etti. Bu çok değerli. İnşallah şansımızı iyi kullanırız. Yani bu bir kesinlikle çok üzücü bir olay. Görüntüsüyle yaşanmışlıklarıyla. Ancak Rabbim bunu güzel şeylere gebe kılsın diyeyim. İnşallah bu doğumu görmeyi, doğumda emeğimizin geçmesini, bebeği karşılamayı, büyütmeyi nasip etsin. Siz ne dersiniz? Sizden de öğrenelim. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten hani merkezi Türkiye olan çok sancılı bir doğum bu. Allah'ın muradı bizi dünyanın dört bir tarafına dağıtmak ve Tiran'da bunda şer gibi gözüken birçok hayra sebep olacak, ama niyeti bozuk olduğu için de biraz önce ifade ettiğim gibi akıbetini bilemiyoruz. Yani empati yapma konusuna biraz önce değindiniz. Ben onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani bu dönem empati yapılacak bir dönem değil. Çünkü hiç kimseyi anlayamaz. Yani ben çocuklarım yanımda, eşim yanımdayken çocuğunu, eşini kaybedeni anlayamam. Ne kadar empati kursam da. Yani o yüzden de bu dönem iyilik yapma dönemi. Empati yapma dönemi. Yani yakınsak kapısını çalalım, uzaktaysak telefon açalım. Yani bayramlarda çocuklarına harçlık gönderelim, okullar açıldığı zaman çocuklarına harçlık gönderelim. Yani gerçekten de biz buradayız. Biz sizinle beraberiz. Evet, sıkıntınıza ortak değiliz. Hani şey vardır ya, ben çok severim yine, edebiyatta bir söz var. Çok güzel günler vaat etmiyoruz. Ama hep beraber olacağımızı vaat ediyoruz. Evet. Yani bu bitecek, başka bir sıkıntı başlayacak. Ama biz hep berabersek bu sıkıntıları minimum hasarla atlatacağız. Ben Selanik'te arkadaşlar otururken hep bunu söylüyorum. Yani mutlu olalım, olaya pozitif bakalım. Bu kendimizi kandırmak değil. Çünkü çok hastalarımız olacak bizim. Bu tsunami bittikten sonra yaralarımızı beraber saracağız. Çoğumuzun akıl sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı iyi olsun ki diğer sağlıkları bozulan, demeyeyim de hani hasar alan kardeşlerimize biz inşallah kollarımızı açalım, başlarını okşayalım,
sırtlarını sıvazlayalım. Yani bir taraf sağlam kalsın. Sağlam kalmanın da yine büyüğümüzün çizgisinde beraber o sinerji. Sinerji. Yani o yüzden de zaman empati zamanı değil, zaman iyilik zamanı. Çünkü ne kadar empati yapsak da anlayamayız. Ben anlayamıyorum. Anlayan varsa da takdir ediyorum. Ama ben anlayamıyorum. Doğru. Sizin dediğiniz gibi yani... Ben keşke üstünde bir şey söylemesem daha iyiydi, hiç bozmamalıyım çünkü çok güzel şeyler söylediniz ama bir gün bile yani çıkanla çıkmayan, içeride olanla olmayan, uzakta bizim benim kadar uzakta olup hani hep uzaktan seyreden, hepsi birbirinden farklı, anlama dediğiniz gibi zor ama iyilik yapmak, iyilik yaptığını bile düşünmeden bu bir fırsatı yakalamak. Hani bizim sahabe dönemindeki bir boş tabakları kaşıklama öyle bir fırsatımız yok ama tabağımı paylaşma fırsatım var. İnşallah iyi kullanmak nasip olur. Çok teşekkür ederim Salamaz abla. Bu açıklamalar için, konuşmalar için çok doğal bir söyleşi oldu. Soru çıkarmadık ki artık önümde bir şey yok ama böyle çok tatlı bir sohbet oldu. Dilerim ekrandan bu sinerji yansır. Böyle dalga dalga olur. Birbirimizi kucaklamamıza vesile olur. Allah razı olsun. Bir cümle söyleyip bitirmek istiyorum. Tabii. Ben Türkiye adına yapabileceğimiz ne varsa üzerimize düşeni yapalım. Ama duamızda hiçbir zaman unutmayalım. Selanik'teki kardeşlerimize hem dua hem de inşallah hani böyle elimizi hiçbir zaman onlardan çekmeyelim inşallah. Çünkü bu süreç bitecek Allah'ın izniyle. Eninde sonunda bitecek. Biz yine yan yana, omuz omuza, gönül gönüle hizmet edeceğiz hep beraber. Rabbim gönül gönüle. Evet. Amin. Çok teşekkür.